Yazıcıoğlu ailesinin destici öfkesi. Sanayi odası da icralık oldu. Baylok hukuksuzluğu sarayın talimatı. Günün haberleri başlıyor. Gazeteci yazar Müyesser Yıldız, AKP iktidarının beğenmediği yargı kararlarını işine müdahale olarak saydığını ancak yargıya müdahalesini normalleştirmeye çalıştığını söyledi. Yargıtay'ın Baylok kararı niye gecikti başlıklı yazısıyla binlerce insanı ilgilendiren ve giderek kilitlenen Baylok konusunu köşesine taşıyan Yıldız, MİT daha Morbey'in olayı ortaya çıkmadan Mayıs 2017'de bu konuda nerede ve nasıl hatalar yapıldığını ilgili makamlara bildirip geri çekildi. Ancak devletin ilgili kurumları toplantı üzerine toplantılarını sürdürmüş, Avrupa Konseyi'nden gelen heyetin sadece operatör kayıtlarıyla ceza verilmesi halinde bu kararların tamamı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner ve ciddi tazminatlar söz konusu olur şeklindeki uyarıları konuşulmuş. MİT, Emniyet, Savcılık ve Adalet Bakanlığı yetkilileri listelerdeki sorunun varlığını kabul edip mevcut Baylok davalarında takipsizlik veya kovuşturmaya yer yok kararı verilmesi yönünde görüş bildirmiş. Sadece HSK ve BTK yetkilileri karşı çıkmış. Sebebi ilginç. Geçmişte yaptıkları Baylok listeleri kesin delildir şeklindeki açıklamalardan geri adım atmış konuma düşmemek için olduğu öne sürülüyor sözlerini kullandı. Yıldız yazısını nihayet Nihayetinde 16. Ceza Dairesi'nin kararı bu ay başında yeni üyelerin de katılımıyla Yargıtay Genel Kurulu'nda görüşüldü. Sonuç mu? Bilmiyoruz çünkü henüz açıklanmadı. Ancak yargı kulislerinde yine çok ilginç şeyler anlatılıyor. Yargıtay'da durumdan vazife çıkaran birilerinin bir de saraya soralım dediği ve bunun için beklendiği de öne sürülüyor. Doğrudan saraydaki hukuk bürokrasisi ve danışmanların prensipler bölümüne o maddeleri yazmayın. 16. Ceza Dairesi'nin kararını onaylamakla yetinen şeklindeki müdahalesi üzerine kararın yeniden kaleme alındığı da. Böyle bir şey olamaz herhalde. Ancak bizatihi yargı camiasında bunların konuşulabilmesi bile başlı başına vahim değil mi? Meselenin hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı kısmını geçelim, Baylok mağduriyetlerini gidermenin daha da geciktirilmesi kimlerin işine yarar ki ifadeleriyle noktaladı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davada gerginlik yaşandı. Yazıcıoğlu'nun eşi Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin üzerine yürüdü ve buradan kalkın diye bağırarak salondan kovdu. Yazıcıoğlu'nun ağabeyi de Destici'ye ahlaksız herif buraya ne yüzle geliyorsun sözleriyle tepki gösterdi. Olayların ardından Mustafa Destici salondakilere yanlış anlaşıldığına dair konuşma yaptı ancak konuşması partilileri daha da öfkelendirdi. Boş konuşuyorsun. Sen kışkırtıyorsun. Bu hale getiren sensin. Senin gibi kuvallar ve adil insanlar. 18 Nisan'a ertelenen duruşmanın bitmesi de tepkileri dindirmedi. Partililer Destici istifa, Destici davadan elini çek sloganları atarken Destici hızla salondan uzaklaştı. Destici istifa, Destici istifa, Destici istifa. Sadece ve sadece Muhsin Başkan olayının kaza veya suikast dedikleri ama bize göre suikast olan olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz diyen Gülefer Yazıcıoğlu da yaşanan gerginliğe ilişkin kısa bir açıklama yaptı ve bizi almadan onları aldıkları için oradaki arkadaşlar tepki göstermiştir sözlerini. Ama bize göre suikast olan olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Biz kapıda saatlerdir bekliyorduk, içeri alınmak istiyorduk fakat oradan bir memur arkadaş Sayın Destici girmeden bizim alınamayacağımızı söylediği için biz de bu sürecin kesinlikle birinci derecede içerisi girmesi gereken insanlarız aileler olarak. Bizi almadan onları aldıkları için oradaki arkadaşlar tepki göstermiştir. Bundan ibarettir. Başka büyütülecek bir mesele yok.
AKP iktidarının politikalarıyla çöküşe giden piyasalar birbiri ardına gelen icra ve iflas haberleriyle çalkalanırken bir icra haberi de Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'ndan geldi. 285.337 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Sanayi Odası'na dava açıp icra kararı aldıran bir şirket, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nın masa ve sandalyesiyle banka hesaplarına haciz koydurdu. Mahkemenin verdiği kararı iptal ettirmek için bir üst mahkemeye dava açan Sanayi Odası Başkanı, "Parayı o firmaya versek, sonra da davayı kazansak paramızı alamayız. Mahkemenin kararını bekleyeceğiz." sözlerini kullandı. Türkiye'de 2 yıla yakın süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılan Amerikalı rahip Andrew Brunson, tahliyesinin ardından ilk Türkçe röportajını verdi. Ben dedim, lütfen bir delil sunulsun. Bunları destekleyen, onların dediklerini kanıtlayan bir delil sunulsun. Bir fotoğraf, sesli kayıt, bir video kaydı, bir sosyal medyadan bir şey, bir telefon arama, HTS. Bunu desteklemeniz gerekiyor. Amerika'nın sesi için eşi Noreen Brunson'la birlikte kamera karşısına geçen Andrew Brunson, büyük bir haksızlık yaşadığını söylerken eşi de kendilerine verilen tek cevabın kararı Ankara verecek ifadesi olduğuna dikkat çekti. Biz anlamıyorduk. Tek aldığımız cevap, yani biz sorduk ne var burada, ne oluyor, ne olacak falan. Alabildiğimiz tek cevap Ankara karar verecek. Ankara'dan cevap gelecek. Ama bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Korktuk. Gülen cemaati sempatizan olmakla suçlanarak hapse atılan, aralarında iş adamı memurların da olduğu farklı kişilerle aynı koğuşta kaldığını anlatan Brunson, benim gördüğüm hepsi adanmış Müslümanlardı sözlerini kullandı. Benim koğuşta tanıştığım insanlar, onlara baktığımda görüyorum ki aslında onlar bütün dünyaya yayıldı ve her yerde okul açıyorlar. Ve kendi İslam versiyonunu anlatmak istiyorlar herkese. Herkes sempatizan mı? Zannetmiyorum. Benim birlikte kaldığım polis memur vardı, başka memurlar vardı, öğretmen vardı, emekli memurlar vardı, iş adam vardı. Onlar bana, beni teşvik eden, güçlendirmeye çalışan vardı. Gerçekten birkaç kişi buna özen gösterdi. Çünkü moralim çok bozuktu, psikolojim çok bozuktu. Ve bir Emniyet müdürü vardı. O gerçekten bana çok yardımcı oldu. Bir iş adamı vardı. O bana çok yardımcı oldu. Aslında benim gördüğüm, yani hepsi adanmış Müslüman. Onlar inancını bana anlatmak istiyor. Ben inancımı onlara anlatmak istiyorum.